Notlar, yeni bir gitar muhabbetleri bölümüyle karşınızdayım. Geçen hafta prosesörleri anlatmaya başlamıştım. 3 bölümden oluşacağını söylemiştim. Bugün ikinci bölüm ile karşınızdayım. İlk bölümü izlemeyenler kolay bulabilmeniz için hemen kartlara bırakıyorum. Önceki videoya spam mesajları geldi. Şunu nasıl koymazsın, bu marka şöyle iyi ürünler yaptı, eksik kalmış filan diye. Arkadaşlar, o videonun başında ve sonunda söyledim ya, prosesörleri tam 3 bölüme yaydım. Toplamda 10 markanın onlarca ürününü tanıtacağız. Tabii ki yine de eksiklerimiz kalabilir, önerileriniz olabilir. Sizlerden yorum olarak bekliyorum. Belki sizin önerilerinizi de son bölümde bir başlık altına yerleştirebilirim. İlk bölümde Boss, Vox ve Nux markaların ürünlerini tanıttık. Bu bölümde benim favori markamla başlayacağız. Line 6. Sonrasında Digitech ve Joya markaların ürünlerine bakacağız. Bu bölümü katıl tuşuna basarak kanalıma destek olan yeni takipçilerim Mehmet Altınsoy, Guitar Mastery, Akif Kazak, Vahit Bozkurt ve Emre Samurlu'ya armağan ediyorum. Siz de bu katıl tuşuna basarak kanalıma destek olabilir ve daha kaliteli içeriklerin üretilmesine katkıda bulunurken kanal içi ayrıcalıklara da kavuşabilirsiniz. Yeni emojiler ekledik. Biliyorsunuz yeni videolarımızın ön gösterim olarak yayınlıyoruz. Şu an canlı chatte bu emojileri kullanarak mesajlaşan arkadaşlar var. Canlı chatte sorulan soruları yanıtlıyoruz. O yüzden ön gösterimleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Yeni videolar her pazar 16.30'da yayında olacak. Gitar Koçu Instagram hesabından linkler paylaşmaya, challenge'lar yapmaya devam ediyoruz. Lütfen onu da eklemeyi unutmayalım. Çarşamba günleri ise kişisel hesabım Aytek Akçakaya Instagram sayfasından canlı yayın yapıyoruz. Saat 21'de başlıyor ve 1 saat boyunca en iyi sololarımızı çalıp muhabbet ediyoruz. Bilgilendirmelerimizi de yaptığımıza göre en iyi 10 prosesör markası bölüm 2 başlasın. İlk bölüme gelen yorumları okudum ve cevapladım. Bu arada arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim ilginize. Birçok yorum geliyor. 2 günümü bu yorumları cevaplamaya ayırıyorum. Yine de hepsine yetişemiyorum. Arada kaçırdıklarım olursa lütfen affedin. Gördüm birkaç arkadaşımız sitem etmiş. Lütfen kusura bakmayın. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Eksik verdiğim bilgileri arkadaşlar sağ olsun tamamlıyorlar. Kullanıcı tecrübelerini de paylaşıyorlar. Lütfen yorumlar kısmını kullanmaya ve birbirinize soru sorup bilgi paylaşmaya çekinmeyin. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Şimdi bazı yorumları paylaşmak istiyorum. GT1 ile ilgili bazı yorumlar ilgimi çekti. XE Holland demiş ki GT1 ve ME80'de çok seçenekli kabin ve mikrofon simülasyonu yok. Ama temel bir kabin simülasyonu var. İdare eder. Ben de biraz araştırdım ve şöyle bir listeye ulaştım. Output ayarları, burada küçük amfi, combo amfi ve returning girişi vesaire vesaire gibi seçenekler olduğunu göreceksiniz. Siz hangisini kullanıyorsanız bu output ayarlarından onu seçeceksiniz. Görüyorsunuz en sonda line out, fon seçeneği de var. Kulaklıkla çalışırken monitöre, sisteme bağlamışsanız bunu seçeceksiniz. Demek ki bu seçeneği seçtiğimizde kendisi basit bir simülasyon atıyor. GT1 için gelen diğer bir yorum Mustafa Utku Sağlık'tan. GT1'de presetleri tarzlara göre kaydedebiliyorsunuz. Böylece sahnede çalacağınız presetler için oraya kaydederek kolayca gezinebilirsiniz demiş Mustafa. Biz sahnede kullanımı zor olabilir demiştik bu prosesör için. Ama bu yöntemle işler biraz daha kolaylaşıyor demek ki. Nipon'un güzel bir önerisi var. Dikkatimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. Ben GT8 kullanıyorum. Bence kabin simülasyonlu prosesörlerde sevdiğimiz tonları amfimize direkt girecekseniz birinci bankta kabin ve mikrofon kullanmadan yazın. Aynı şekilde tonları kopyalayıp farklı bir banka atıp miksere girin. Kabin ve mikrofon ayarlarıyla kulak ile amfinizde çaldığınız, ulaşmak istediğiniz tonu yazabilirsiniz. Bu sayede mikserle de provada tonuma ne oldu demeden rahat çalışılabiliyor. Bu sayede hem sahne günü ses kontrollerinde aynı tonları oturtmakla zaman kaybetmez. Sadece ince ayar yaparsınız. Aynı tonlar
iki farklı kullanım içinde hazır olur bu sayede. Gerçekten güzel öneri. Bir prosesör sahibiyseniz lütfen bu kullanım kılavuzlarını iyi okuyun. Output çıkış ayarlarını bağlayacaksanız alete göre doğru ayarlamanız ton kalitenizi gerçekten arttıracaktır. Tonunuz evde de, stüdyoda da, konserde de aynı duyulacaktır. Evet, bugünün ilk markasına geçelim. Benim favori markam Line 6. Line 6 modelleme konusunda çok tecrübeli markalardan. Kendisi üst segmentlerde olan markalara güzel kafa tutar. Gerçi son modelleriyle kendisi de çok üst segmentlere kapak attı. Ama buradaki ton kalitesini alt modellere de ulaşabilir fiyatlara da çok güzel şekilde yayıyor. İlk ürün şu an piyasada bulunmayan, belki ikinci el karşınıza çıkabilecek ve benim elime geçtiğinde beni çok şaşırtan bir üründü. Line 6 Pocket Pod. İkinci elini 240 TL'ye gördüm. Bu ürün 2007 yılında piyasaya çıkıyor. USB ile bağlayıp ton yazabildiğiniz, böyle avuç içine sığabilen, pille çalışan bir mucize. İçerisindeki birçok ince ayarı da üzerindeki tuşlar ile yapabiliyorsun. Ton kalitesi muhteşem. Harika bir cep prosesörü diyebiliriz. Line 6'den ikinci ürünümüz benim hali hazırda kullandığım POD X3 Live. 1000 TL ikinci el fiyatı var. X3'ler ilk çift ton yazılabilen prosesörlerdendi. Aynı anda tamamen farklı iki ton yazabilir ve bunları farklı panlayarak dışarı verebilirsiniz. İlk çıktığında bununla çok övünüyordu Line 6. Gerçekten de o zamanlar için harika bir özellikti. Şimdinin üst seviye modellerinde aynı anda çift ampi kullanmak mümkün. Ama divider bölücüler ile bu çok çok daha gelişti şu an. X3 ona gelen gitar sesini iki yola bölüp içerisinde istenilen tonu, efekti yazılmasını olanak sağlıyordu. Ayrıca hem bas hem vokal prosesörü olarak da kullanılabiliyor. Vokali ile gitarı aynı anda takıp demin anlattığım çift ton yöntemiyle farklı proseslerden geçirip kullanabiliyorsunuz. Gearbox denilen ve Podfarm denilen programlar ile ton yazıp kayıtlar yapılabiliyor. Aynı zamanda ciddi bir ses kartı kendisi. Geçen bir kayıt yaptım. Aynı anda hem ton 1 hem ton 2 hem de dry tonu kaydettim. Dry tona sonradan gitar rig ekleyerek fantastik bir ton yarattım. Çok fazla çıkış ve girişi var. XLR çıkışları olması en sevdiğim yanı. Ben konserlerde XLR ile stereo olarak miksere tonumu yollar, çivi çıkış ile amfiye girip monitör olarak kullanırdım. Gerçekten harika bir model. İkinci el alacaklar temiz kullanılmış olmasına önem vermeli. Gerçi ben çok hor kullandım. Yine de hala tıkır tıkır çalışıyor. Üçüncü model POD HD300. 1100 ile 1700 fiyat aralığında değişiyor. X3'ten sonra HD modellerini çıkarttı Line 6. Ton kalitesini bir tık daha arttırdı. Bu serinin en ucuz modellerinden. USB ile bağladığınızda çok ayrıntılı bir şekilde editörü ile ton yazabiliyorsunuz. Sahnede kullanım için çok güzel bir model. Kayıt için de başarılı. Balanced XLR outputları olması çok büyük artı. Line 6'den tanıtacağım 4. model POD HD500 ile 500X. İkinci elleri 2000 TL ile 3500 TL arasında değişiyor. Aralarında görsel farklar var ama içerik olarak pek bir fark yok. X modelinin switchlerinde renkli LED ışıklar var. HD serisinin en üst modeli. X3 Live gibi birçok giriş çıkış bu alette de var. Alt modellerine göre çift ton yazma ekleniyor bu HD500'lerde. Bölücüler ile ton zincirinde sinyali istenilen yerden bölüp sonra mixleyip birleştirebiliyorsunuz. Ekranı bu işler için biraz küçük kalıyor ama USB ile bağladığınızda güzel bir program ile bu işleri kolay kolay çözebiliyorsunuz. Line 6'den seçtiğim 5. ürün Amplify FX100. 2. eli 1100 ile 1500 TL fiyatları arasında. Bu ürün Bluetooth bir ürün ve tonları telefonunuz veya tabletiniz ile yazmanızı sağlıyor. O yüzden üzerinde ekran yok ve az tuşu var. Fiyatı düşüren güzel unsurlar bunlar. Tonlar çok kaliteli. Amp out ve main out'lar var. XLR olarak çıkış vermemişler ama bu prosesörde de referans monitörüne veya miksere ton yollarken aynı anda amfiye de ton yollayabilme imkanı var. Fiyat performans olarak benim önemsediğim ürünlerden bir tanesi. Ve amiral gemisine geldik. Line 6 Helix. 9200 TL fiyatı var. Özelliklerini anlat anlat bitmez. Bu gitaristler için bir mikser gibi düşünebilirsiniz. Arkasında tam 4 tane send return var.
Bu send return'lerle artık amfinizi mi takarsınız, analog pedallarınızı mı bilemiyorum. Bunları prosesöre bağlamak tek yeteneği değil, kocaman bir ekranı var ve çok benzer tasarımda USB'den bağladığınızda ton yazabileceğiniz programı. Ton zincirindeki yapabilecekleriniz bu alette sınırsız. Send return ile bağladığınız ekipmanları istediğiniz yere yerleştirin. Bir de çok büyük faydalar sağlayan bir şey daha var. Ton zincirinde böldüğünüz yolları sonda birleştirmek zorunda değilsiniz. Farklı output noktalarına farklı output ayarları ile tonu yollayabilirsiniz. Belki konser çalınmanızı dry olarak kaydedebileceğiniz bir kayıt cihazına sinyal yollarken diğer yandan da miksere veya amfinize drive'lı efektli tonlar yollayacaksınız. Yani Helix'in o kadar fazla özelliği var ki bu Helix için bir YouTube sayfası bile açılabilir yani. Özelliklerini anlatmak için. Bir gün elimize geçerse ayrıntılı bir tanıtım videosu çekmek istiyorum kendisiyle ilgili. Ben bu prosesörün sahiplerinin çektikleri ayar videolarını, işte nasıl kullandıklarını anlatan videoları izlemeyi çok seviyorum. Evet, şimdi sırada yılların eskitemediği, vızır vızır dijital tonları ile ömrümüzü kısaltan ama fiyatı ile de başlangıç için birebir olan bir markanın ürünleri var. Doğru tahmin. Digitech. Meymenet yok zaten. Dijitalim ben diye böyle bağırıyor ismi. Bu adamların bir tane ürünü var, efsane Wami pedalı. Ve bu Wami pedalına rakip de çıkmıyor. Gelelim bakalım son zamanlarda çıkarttıkları prosesörlere bir ilerleme kaydetmişler mi ton konusunda. Önce Element serisi var. Pedallısı Element XP. Pedalsızının fiyatı 770 TL. Pedallı versiyonun fiyatını bulamadım arkadaşlar. Türkiye satışı yok sanırsam. Bence uzak durulması gereken bir ürün. Neden? Çünkü yenilikçi hiçbir şey olmadığı gibi ton yazmakta sınırlı ekranı yüzünden çok zor. Rakamların karşılıklarını ya ezberleyeceksiniz ya da kitapçığından bakarak tonunuzu yazacaksınız. Mesela amfimi değiştireceğim. 3 numarada Marshall modellemesi var. Ama 5 numarada acaba ne vardı? Tonlar da ne yazık ki hala Digitech. USB'si zaten yok. Fiyatı çok 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 uygun olsa başlangıç için alın diyeceğim ama listeye koymamın nedeni aslında uzak durulmasını söylemek içindi. Sırada RP360 var. Fiyatı arkadaşlar şu an indirimde 1500 TL'den 800 TL'ye düşmüş durumda. Digitech'in jetonu burada en sonunda düşmüş. Zoom'un yeni nesil tasarımına benzer bir ürün çıkartmışlar. Hakkını yememek lazım. Çok minimalist ve cool bir, karizmatik bir tasarımı var. 40 saniyelik looper'ı var. Davul ve metronom paternleri var içinde. Yüzlerce amfi efekt barındırıyor. Sonunda USB koymayı akıl etmişler. Nexus adında bir editörüyle ton yazabiliyorsunuz. Ek olarak kontrol pedalı da takabiliyorsunuz. 3 tane switch'i olması iyi. Bunları farklı şekilde, farklı yöntemlerle kullanma imkanı veriyor. İsterseniz tonları değiştirmek olarak kullanın, isterseniz seçtiğiniz tondaki ayarları açıp kapatmak için kullanın. Tarzınıza göre veya ihtiyacınıza göre bu yöntemi belirlemek iyi bir seçenek olmuş. Amfiye veya miksere tonu göndermek için output seçenekleri de koymuşlar. Ton kalitesini biraz daha geliştirmişler ama Zoom'un benzer ürünleriyle karşılaştırma videolarını izlediğimde Zoom'un daha iyi işler çıkarttığını kulağımda duydum. İndiriminden yararlanıp alınabilir ama Zoom'un benzer ürünleri de yaklaşık fiyatlarda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sırada gerçekten garip bir ürün var. Digitech IPB10. Bu üründe indirimde şu an ve 3000 küsür fiyatı var. Garip diyorum çünkü bu ürünü iPad'inizi bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz aplikasyonu ile iPad ekranını ürün üzerinde tonlarınızı yazabileceğiniz koca bir ekrana dönüştürebiliyorsunuz. Bu arada ton üretimi iPad'de değil, cihazın kendi içinde oluyor. Kaydettiğiniz tonlar iPad'iniz olmasa bile içerisinde kayıtlı duruyor ve ürünü kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Arkasında da üst segment ürünlerindeki bütün giriş çıkışlar mevcut. XLR çıkışı olması gerçekten iyi. Uyumlu bir iPad'iniz varsa tercih edebileceğiniz bir ürün. Fakat Digitech'i çok gömdüm biliyorum ama fikir güzel olsa da ton simülasyonları yine bana çok başarısız geldi. Dediğim gibi alt segmentlerde de olsa, üst segmentlerde de olsa içerisinde aynı çipler oluyor genellikle. Aynı yazılımlar kullanılıyor.
Diğer markalar çok yol kat ederken Digitech bir türlü level atlayamadı diye düşünüyorum. Ve markamızı değiştiriyorum. Sıradaki markamız JOYO. JOYO'da Nux gibi fiyat performans ürünleri üreten bir marka. Bugün sizlere iki ürününü sunacağım. İlki JOYO Gamebox 2. 800 TL bandında fiyatı var. Boyutlarına göre kabiliyetleri güzel. Rahat ton yazımı için büyük bir ekranı var. Ayrıca pedalı da mevcut. Bu fiyat aralığında pedal özelliğinin olması gerçekten güzel olmuş. Loop özelliği de var ve 180 saniye, bayağı uzun bir süre. Davul ve metronom gibi özellikleri de var içerisinde. Pille de çalışabiliyor. Taşınabilir olması ve pedal barındırması sayesinde başlangıç için bence güzel bir seçenek olabilir. JOYO'nun ikinci seçtiğim ürünü JOYO Gamebox 3. 2800 TL fiyatı var. JOYO'nun amiral gemisi bir ürünü. Fakat üzerindeki switch sayısı konserlerde kullanımı biraz zorlaştırıyor. Çünkü sadece 3 tane switch var. Fazla ton arasında geçiş yapan birisiyseniz tercih etmemeniz gereken bir amiral gemisi. Fakat renkli büyük ekranı, XLR çıkışı vermesi, USB bağlantısı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. LED aydınlatma renk seçeneğiyle karanlıkta da çok karizma durduğunu söylemek lazım. Güzel bir tasarımı var ürünün. Scent Return koymamışlar. En azından bir tane Scent Return olabilirdi. Ekstra bir kontrol pedalı takabiliyorsunuz. İçinde kendi ASIO driver'ı yok ne yazık ki. ASIO Forol ile kullanın diye belirtmişler. Bilgisayardan tonları da yazabileceğiniz, kontrol edebileceğiniz bir editörü var. Ton kalitesi de fena olmayan bir alet. Yani şimdi Digitech'i düşünüyorum, ne kadar köklü bir marka ama JOYO'nun tonları bana daha doygun ve güzel geliyor. Son dakikada Digitech'i bir daha gömdüğümü fark ettim ya. Birazcık üzüldüm Digitech için ama yani kendimi tutamıyorum. Mesela Zoom da eskiden bana çok dijital gelirdi ama hani kendini geliştirdi. Şimdi bayağı öven gitaristler de var Zoom'u ama Digitech ne yazık ki yani böyle ilerleyemedi. Tamam, seni rahat bırakıyorum artık Digitech. Yoluna bakabilirsin. Zaten videoyu bitiriyorum. Senin hakkında daha fazla olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Evet, bu videonun da sonuna geldik. İlk video ile beraber 6 marka tanıttık ve geriye 4 tane marka kaldı. Tahminlerinizi, önerilerinizi ve kullanım deneyimlerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Belki son bölüm için düşünemediğim, atladığım bazı ürünleri de sizin tavsiyelerinizle tanıtabilirim. Geçen bölüm masanın tozunu almayı unutmuşum. Güzel uyarılar geldi. Bu bölüme başlamadan önce güzelce bir böyle etrafın tozunu aldım, sildim. Gerçekten dikkatiniz için ve kanalı geliştirmeye dair ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Eğer çorbada daha çok tuzum olsun diyorsanız katıl tuşuna da basabilirsiniz. Arkadaşlarınıza kanaldan bahsedebilir, WhatsApp gruplarında videolarımızı paylaşabilirsiniz. Bu sohbetlerimizde verdiğim bilgileri de onlara aktarabilirsiniz. Eski, yeni demeden bütün videolara like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de güzelce açarsınız, sevinirim. Pazar günleri 16.30'da yeni videolarımızı yüklüyoruz. Çarşamba günleri 21'de Aytek Akçakaya Instagram sayfasında canlı yayınlar yapıyoruz. Bunları kaçırmayın. Yeniden görüşene kadar nasıl kalın? Koç gibi kalın. Görüşürüz.